İlçe belediye başkanlarımız, kıymetli basın mensuplarımız, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Depremin olduğu 6 Şubat'tan bu yana gönlü, kalbi daima burada olan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle Hatay'ımıza selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Hatay'ın bir evladı, bir kardeşi, bir yoldaşı olarak göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana sürekli Hatay'ımız ve 11 ilimize ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 3. kez Hatay'ımızdayız. Şu anda depremin o ilk günlerinde karar verdiğimiz hep birlikte Hatay'ımız için, Antakya'mız için en güzel yapılaşmayı yapabileceğimiz ve o gün seçtiğimiz Güldören mahallemizdeyiz. Burada bitmiş konutlarımızı etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnşallah buradan sonra Defne ve Kırık Hanımıza ziyaret yapacağız. Orada da geçen hafta itibariyle teslim etmiş olduğumuz 100.000. konutumuzun anahtarlarını alan vatandaşlarımızı, Hataylı hemşehrilerimizi ziyaret edeceğiz. Onların dualarını alacağız. Yarın da yine deprem bölgesinde Malatya'mızda Söğütlü Camimizin temelini atacak Malatyalı hemşehrilerimizle kucaklaşacağız. Hülasa sürekli deprem bölgesinde vatandaşlarımıza sözlerimizi tutmak için bu ziyaretleri istisnasız gerçekleştirip işte valimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, milletvekillerimizle hep birlikte vatandaşımız için en iyisini, en güzelini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat depremlerinin tüm gücüyle üzerimize çöktüğü o karanlık geceyi dün gibi hepimiz hatırlıyoruz. O gün asrın felaketini yaşadığımız ve ardından da 85 milyon tek yürek olduğumuz asrın dayanışmasını gerçekleştirdiğimiz sürecimizi aynı hassasiyetle yürütmeye gayret gösteriyoruz. Bugün şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, bölgedeki istihdamı, üretimi yeniden canlandırmak için 11 ilimizde kararlı adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Ve şu an değerli arkadaşlar 11 ilde 174 ayrı alanda toplamda 4.333 köyümüzde ve bu şantiyelerde çalışan 153.000 işçi, emekçi kardeşimizle birlikte bu mücadeleyi canla başla veriyoruz. Şu anda tüm bölgede ihalesi tamamlanan konut sayımız 322.000'e ulaşmıştır ve söz verdiğimiz gibi Eylül ayı içerisinde 100.000. konutumuzun anahtarlarını yine vatandaşlarımıza teslim ettik ve bu mutluluğu hep birlikte yaşadık. Hamdolsun şu an konut teslim sayımız 101.254'e ulaşmıştır. İnşallah daha önce de ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200.000 konutu ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde de 452.000 konutumuzu, iş yerimizi 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 2025 yılı bitmeden yeni güvenli evine girmeyen hiçbir vatandaşımız, kardeşimiz inşallah kalmayacak ve 11 ilimiz sanayisiyle, turizmiyle, kültürüyle yeniden ayağa kalkana kadar da biz tüm ekibimizle birlikte bölgeden ayrılmayacağız. Elimiz, gönlümüz her zaman deprem bölgesinde olacak. Değerli arkadaşlar, tabii motivasyonumuz depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına bir saat, bir dakika bile önce olsa
teslim etmek ve bu anlayışla çalışmak. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana da hakikaten tüm arkadaşlarımızla birlikte çok yüksek bir motivasyonla çalışıyoruz. 2,5 ay gibi kısa bir zamanda 11 ilimizde vatandaşımızın bizden istediği, arzu ettiği alanlarda tam 49.026 yeni konutumuzun, iş yerimizin yapım çalışmalarını başlattık. Yani 2,5 ay gibi kısa bir sürede Hatay'ın 9 ilçesinde toplamda 16.000 yeni konutun yine yapımını bu süreçte başlatmış olduk. Ve Hatay'ımızda şu ana kadar 18.404 konutu vatandaşlarımıza, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Antakya'da, Defne'de, Altınözü'nde, Samandağ'da, Kırıkan'da, Reyhanlı'da devam eden şu an 140.000 şantiyemizi, konutumuzu, iş yerimizi inşallah 2025 yılı sonuna kadar Hataylı hemşehrilerimize teslim edip bu alanlardaki inşallah o mutluluğu da hep birlikte görmüş olacağız. Hatay'da ihya çalışmalarımız devam ediyor ve ilk günde şunu söylemiştik. Biz buradaki demografik yapıyı koruyacağız. İlk gündeki o birliği, beraberliği, kardeşliği işin sonuna kadar. Burada en son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar devam ettireceğiz ve vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmek için de bu motivasyonumuzdan bir gün olsun ödün vermeyeceğiz dedik. Ve bu kapsamda Asi Nehri'mizi de çok çok önemsiyoruz. Asi Nehri'nin batısında, doğusunda gerek tescilli yapılarımızın ayağa kaldırılması, gerek buradaki yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, buradaki yaşam alanlarıyla tarihimize, Hatay'ın kültürüne, demografik yapısına uygun olacak şekliyle planlarımızı yapıyor ve inşa faaliyetlerimizi de aynı anlayışla yürütüyoruz. Bu kapsamda Uzun Çarşı bölgesi, Kurtuluş Caddesi, Atatürk Caddesi, Kemalpaşa Caddesi gibi tarihi bölgeleri restore ederek kültürel mirasımızı da yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Yine bir taraftan kültürel mirasımızı yaşatırken diğer tarafta da İskenderun sahilinde vatandaşlarımıza yeni sosyal yaşam alanlarını kazandırmak için çalışıyoruz. Biliyorsunuz burası sellerde maalesef İskenderun'a zarar veren, İskenderun'daki vatandaşımızın can güvenliğine, mal güvenliğine sebep olan bir durumdaydı. Bu durumu ortadan kaldırmak için Ulaştırma Bakanlığımız burada deniz dibinde gerekli iyileştirmeleri yaparak o tedbirleri aldı ve biz de daha önce açıkladığımız sahil bandında İskenderun'la Hatay'ı, o kardeşliği daha da pekiştirecek bir sosyal projeyi yapacağımızı Hatay'a, İskenderun'a müjdelemiştik. Projemiz bitme aşamasına geldi. İnşallah Kasım ayı içerisinde İskenderun sahil projesindeki çevre doğa koruma projemizi de İskenderun'a, Hatay'ımıza armağan etmiş olacağız. Ağaçlarımızı bu manada orada doğamızı koruyacak, gelecek nesillerimize inşallah en güzel haliyle bırakacağız. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar deprem bölgesinde vatandaşımızın istemediği, altını çizerek ifade ediyorum, hiçbir adımı atmadık, attırmadık ve bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa, vatandaşımız bizden ne bekliyorsa biz vatandaşımızın dizinin dibinde olacağız. O 6 Şubat sabahı tuttuğumuz elimizi bir an olsun bırakmayacağız ve vatandaşımızla el ele inşallah Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm kardeşlerimiz ister şehrin içindeki rezerv alanlarda, isterse şehrin çeperinde belirlediğimiz işte Gülderen gibi alanlarda konutlarını alsınlar. Biz her iki durumda da vatandaşımızın yanında olacağız. Vatandaşımıza destek vermeye devam edeceğiz. Rezerv alanlarla ilgili kararlarımızı verdik.
vatandaşlarımızın bizden istediği alanlarda, yani şehrin merkezinde bizim alanımızı da dönüştürür müsünüz dedikleri yerlerde konutlarımızı yapıyoruz. İstemediği hiçbir alanda vatandaşımıza, milletimize rağmen projemiz gerçekleşmiyor. Bu alanların hepsini ilan ettik, vatandaşımızla paylaştık. Vatandaşımızla görüşmeler çerçevesinde de artık rezerv alan konularını netleştirmiş olduk. Burada da rezerv alanlarda konutlar teslim edilene kadar konut kira yardımlarını da bakanlığımız bünyesinde vatandaşlarımız evine girene kadar verileceğini de burada ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, biz bugün maalesef bu kadar işi yapmamıza rağmen vatandaşımızla kurduğumuz bu güçlü bağdan rahatsız olanlar var. Biz Eylül ayı içerisinde 100 bin konutu teslim edeceğimiz ve bu teslimlerle birlikte vatandaşımızın mutluluğuna şahitlik edeceğimiz dediğimizde bu durumdan rahatsız olanlar var. Son 2,5 ayda 11 ilimizde, ilçelerimizde 50 bin yeni konutun inşasını başlattık dediğimizde maalesef bu mutluluğa ortak olamayanlar var. Şunu değerli arkadaşlar iyi bilmelidir ki bu arkadaşlar, biz göreve geldiğimiz günden bu yana milletimiz bizden ne istiyorsa onu yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz bizi deprem bölgesinde görmek istiyorsa, deprem bölgesinde ihtiyaçlarını gidermesi için yanında olmamızı istiyorsa biz orada olacağız. Ve bir kez daha ifade edeyim, 6 Şubat'ta biz milletimize bir söz verdik. Dedik ki burada ekonomisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, sanayisiyle 11 ilimiz ayağa kalkana kadar biz deprem bölgesinden ayrılmayacağız. Burada milletimizin elini, o sımsıkı tuttuğumuz eli asla ve asla bırakmayacağız dedik. Bu anlayışla çalışacağız. Vatandaşımız bize deprem bölgesinde ihtiyaç duyuyorsa orada olacağız. Vatandaşımız bize İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde ihtiyaç duyuyorsa hemen oraya koşacağız. Milletimiz bizi İzmir Körfezi'nin temizlenmesi sürecinde takibimizi, orada koordinasyonumuzu istiyorsa biz oraya koşacağız. Milletimiz ülkemizin o güzelim doğasını bozan kaçak yapıların yıkılması noktasında o alanda görmek istiyorsa biz yine orada olacağız. Ankara'da olacağız, İstanbul'da olacağız, İzmir'de olacağız, Hatay'ımızda, Kahramanmaraş'ımızda, Adana'mızda olacağız. Ve inşallah milletimizle birlikte sorunların tamamını çözme iradesini de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koymaya devam edeceğiz. Bakın, buradan net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Biz hep buradaydık. Bundan sonra da burada olacağız. Dün nasıl 100 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ettiysek, yarın da Malatya'da tarihi Söğütlü Camimizin temelini atacağız. Dün nasıl Ankara'da Türkiye'nin en büyük Adalet Sarayı'nın temelini attıysak, pazar günü koşup çocuklarımız için, gençlerimiz için Avrupa'nın, dünyanın en modern spor salonlarından biri olan Abdi İpekçi spor salonunu Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Az önce de ifade ettim. Rezerv alanda vatandaşımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayacağız, yaptırmayacağız. Tabii biz bunu dememize rağmen hala milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanları da esefle izliyoruz. Üzülüyoruz. Ama maalesef
Konu Hatay'da Ulu Cami'nin restorasyonuna geldiğinde aynı hassasiyeti de görmediğimizi de burada ifade etmek istiyorum. Şimdi biz Hatay'ı tarihiyle, kültürüyle 85 milyon el ele vererek ayağa kaldıracağız dediğimizde bizler üstümüze düşeni hep birlikte, kimseyi ayırt etmeden, parti ayrımı gözetmeden hep birlikte bu mücadeleyi verirken, o gün söz verilmiş, bugün Hatay'ın umudu olacak Ulu Cami'ye ilişkin maalesef tek bir çivi bile çakılmadığını görüyoruz. O yüzden herkesi aynaya bakmaya davet ediyoruz. Yapmayacaksanız bırakın, bizler yapmaya hazırız. Vatandaşımızla el ele verir, Hatay Ulu Cami'nin taşlarını tek tek koyar, ecdadımızın bize bıraktığı o esere gözümüz gibi sahip çıkarız. Yapmayacaksanız bari bize mani olmayın. O yüzden değerli arkadaşlar, bu ikazlarımızdan ve hızımızdan istedikleri kadar rahatsız olsunlar. Biz daha da hızlı çalışacağız, daha da güçlü çalışacağız. Biz yine iyinin, güzelin, doğrunun peşinden koşmaya hep birlikte devam edeceğiz. Ve 14 milyon insanımızın yaşadığı deprem bölgesi, hep şunu söylüyoruz: Türkiye'nin milli mücadele siperidir. Bu mücadeleyi biz ilk günkü anlayışla, ilk günkü ciddiyetle devam edeceğiz. Ve bu manada herkesi de aynı ciddiyete ve sorumluluğa davet ediyoruz. Burayı, deprem bölgesini siyasi malzeme yapmayın. Deprem bölgesindeki milletimizin, vatandaşımızın duygularını istismar etmeyin. Gelin hep birlikte 11 ilimiz için, Hatay'ımız için daha iyisini, daha güzelini düşünelim, hayal edelim ve bunu gerçekleştirelim istiyoruz. Biz şehitlerimizin emaneti Hatay'ımızı ayağa kaldırana kadar 7 gün 24 saat bu anlayışla olacağız. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Rabbim bizi Hatay'ımıza, Hataylı hemşehrilerimize, 11 ilimize mahcup etmesin diyorum. Bir kez daha hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sorular varsa değerli arkadaşlar, sorularınızı da cevaplamak isterim. Evet, yani değerli arkadaşlar, biz herkesle görüşeceğimizi, milletimizin yararına olan, milletimizin faydasına olan her işin de yanında olacağımızı ifade ettik. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da çeyrek asırdır bu ülkeye sunduğu hizmet anlayışı bu anlayıştır. Biz Cumhur İttifakı olarak da bu anlayıştan bir gün olsun uzak durmadık ve az önce de ifade ettim. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, 81 ilimizde hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin, milletimizin sorunlarına, çözümüne ilişkin taleplerini hep dinledik. Hep çözümcül önerilere de bakanlığımız nezdinde destek olmaya gayret gösterdik. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye'mizde, İzmir Büyükşehir Belediye'mizde, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde görüştük. Kendileri bu döneme ilişkin taleplerini bizden ilettiler, bize ilettiler. Personel taleplerinin karşılanmasını, yine kentsel dönüşüm noktasındaki işbirliklerini nasıl yapabileceğimizi orada hep birlikte istişare ettik. Ve dün itibariyle hem Ankara'nın hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlığımız nezdinde bekleyen bir personel talebi kalmadı.
personel taleplerine ilişkin tasarruf tedbirlerini de alarak, göze alarak onaylarımızı verdik. Kendileriyle de istişaremizi yaptık. Dolayısıyla ne itfaiye personeli, ne zabıta personeli, ne de ilgili kurumlarda çalışacak personele ilişkin bir talepleri, bizde bekleyen bir talepleri yok. Bunların hepsi onaylandı. Buradan tüm kamuoyuna da bunu ilan etmiş olalım. Diğer taraftan İzmir Körfezi'nde Büyükşehir Belediye'mize Körfez'in temizlenmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken iş ve işlemlere ilişkin sorumluluklarını hatırlattık. Bu işin takipçisi olacağız dedik. Bakanlığımız ya da ilgili bakanlıklar nezdinde Körfez'in temizliğine ilişkin bekleyen bir iş varsa bu işi hızlandırma adına da yapılması gereken her iş ve işlemi yapacağımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne söyledik. Hem Ankara'da hem İstanbul'da hem İzmir'de kentsel dönüşüm noktasında hep birlikte hareket edilmesi gerektiği, vatandaşımızın bu noktada bekleyen bir talebinin olmaması gerektiği, buralara deprem dönüşümü noktasında daha fazla bütçe ayırarak deprem dönüşümünü, işte bu 11 ilimizde yaşadığımız sorunları, problemleri, acıları bir kez daha yaşamamak adına elinizi, gövdenizi taşın altına koymanız gerektiğini kendilerine de ifade ettik. Bu noktada bize de düşeni yapacağımızı söylemiş olduk. Dolayısıyla artık belediyelerimizin bahanelerin arkasına saklanma gibi bir lüksü yok. Çok net söylüyorum. Yani personel talebi karşılanmadı. Efendim bakanlığımızda işte bekleyen iş var. Veya şu işimiz ilerlemiyor gibi bir bahanesi yok. Dolayısıyla bahanelerin arkasına değil, orada işlerin nasıl yapılabileceğine ilişkin iradenin arkasında olmaları gerekiyor. Beklentimiz artık herkes kendi işine odaklansın. Yapması gereken görevleri bir an önce yapsın istiyoruz. İşte burada da rezerv alanla ilgili az önce de ifade ettim. Milletimizin istemediği hiçbir rezerv alanda iş yapmıyoruz, yaptırmıyoruz. Orada vatandaşımızın rızası çerçevesinde yürütüyoruz. Rezerv alanı aldığımız yerleri de projelerini hızlı bir şekilde bitireceğiz ve 11 ilimizde gerek yeni belirlediğimiz rezerv alanlarda gerek eskisinde Ekim ortasında eski projelerimizin tamamının yapımına başlatacağız. Yeni belirlenmiş rezerv alanlar var. Kasım ortasında da bu alanların inşa sürecini başlatıp 2025 yılı sonunda inşallah tüm alanlarda vatandaşımızın konutlarını, iş yerlerini teslim etme arzusu ve isteğiyle hep birlikte çalışacağız. Evet. Geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından özellikle üstüne vurduğunuz kentsel dönüşümle ilgili bir açıklama yapıldı. Evet. Yoğun olarak şu anda yeniden dönüşüm olarak da adlandırılan yoğun çalışmanın olduğu da bir alan. Bu alanda devlet güvencesinin bakanlığınızın kontrol içerisinde nasıl işleyeceği konusunda birkaç cümle sizden birkaç açıklama alsak. Özellikle bu bölgede çok yoğun bir kentsel dönüşüm. Evet. Evet. Bu konuda da maalesef bir tezbirat söz konusu. Yani biz milletimizin sorunlarını çözeceğiz, evlerini teslim edeceğiz dememize rağmen maalesef algıyı başka bir alana çekmek üzere bir çaba olduğunu da görüyoruz. 6306 sayılı yasa kapsamında afet riski altında bulunan alanların dönüşümü noktasında işi hızlandırabilmek adına bakanlığımızın bir uygulaması söz konusu. Rezerv alanlarda yapmış olduğumuz uygulamadan bahsediyorum. Bu uygulamalarda işin, projenin bütüncül bir çerçevede yürütülebilmesi adına hemen belirlediğimiz alandaki mülkiyetleri geçici olarak, altını çiziyorum, geçici olarak hazine mülkiyetine çekiyoruz. Burada projemizi aynı Gülderen'de olduğu gibi yapmak suretiyle o alanda, rezerv alanda yaşayan vatandaşlarımıza projelerini yapıyor. Daha sonrasında bu mülkiyeti kat mülkiyetine çevirmek suretiyle orada hangi vatandaşımız yaşıyorsa tapularını yine o vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Dolayısıyla geçici süreliğine hazine mülkiyetini aldığımız
ve sonrasında da vatandaşımıza konut mülkiyeti olarak teslim ettiğimiz bir durum söz konusudur. Bu alanlarda eskiden kim yaşıyorsa, orada kimler komşuysa, kimler arkadaşsa yine o komşuluk ilişkisiyle aynı kişileri, vatandaşımızı o projelerde iskan edeceğiz. Dolayısıyla o projede herhangi bir başka mahalleden, başka bir ilçeden, başka bir ilden bir vatandaşı da iskan etmeyeceğiz. Yine eski komşularıyla birlikte değerli arkadaşlar yaşayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.